Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyaset bilimi kitaplarında patronaj sistemi adı verilen hiç de modern olmayan, feodal dönemden kalan ve hiçbir siyaset bilimcinin de tasvip etmediği, demokrasiye uyumlu kabul etmediği, günümüz demokrasisinin halkların haysiyetiyle ilgili söylediklerine uyum sağlamadığını söylediği bir sistemdir, patronaj sistemi. Patronaj sisteminde iktidarda olan parti ya da partiler halka yukarıdan aşağıya ama her zaman da adaletsiz bir biçimde menfaat dağıtırlar. Bunun karşılığında da siyasi destek devşirmeyi murad eder. Ama patronaj sisteminin bile kendi içinde bir ahlakı vardır. Bir ahlaka uygun yapılır. Mesela seçime çeyrek kala, hatta beş kala hiçbir iktidar partisi, patronaj sistemini kendisine şiar etmiş iktidar partileri bile, eğer demokrasiye zerrece inanıyorsa, hele de 60 gün sonra tekrar iktidara geleceğini iddia ediyorsa, daha fazla menfaat dağıtayım son dakikada, seçimde daha fazla siyasi destek devşireyim iddiasında bulunmayı kendi ahlakına yakıştırmaz. Ama bizde öyle bir noktaya geldi ki şu andaki hükümet, bırakın zaten patronaj sisteminden başka hiçbir şey bilmemeyi hayatı boyunca, onun bile kendi içindeki son derece sınırlı ahlakını tanımama noktasına kadar savrulmaktan çekinmedi. Sayın Başkan, özellikle uygulayan, bu anlattıkları uygulayan arkadaşlar, ben konuşuyorum burada. Son dönemde yapılan, ben hala konuşmaya devam ediyorum. Benimle ilgili konuşmanız da önemli olan, yani kürsüye saygı açısından söylüyorum. Söylediğim şeyin ne olduğunu herhalde burada oturan bütün milletvekilleri biliyor ve hala bundan hicap duymayanlar varsa aralarında, gerçekten ben de burada onlarla birlikte olmaktan hicap duyduğumu söylemek zorundayım. Eğer hicap duymuyorlarsa. Olacak şey değil, gidilecek insanlara seçime 60 günden az süre kala hak sahipliği belgesi dağıtılmak murad edildi diye toplantılar düzenlenecek. Başbakan bu toplantıların hepsine katılacak. İnsanlar arasında arbede çıkacak bu toplantılarda kim hak sahibidir diye. Ondan sonra dönülecek, arbede çıkma endişesinden kaynaklı daha sonrası için, seçime daha da yakın tarihler için düzenlenen bir takım toplantılar iptal edilmek zorunda kalınacak ve hala bunları yapanlar diyecek ki bizi bir daha seçin, 50 gün sonra bir daha iktidara gelelim ve biz bu memlekette hizmet vermeye, tırnak içinde söylüyorum, devam edelim. Ayıptır, günahtır ya. Gerçekten ayıptır. Yani bunu böyle seçime 50 gün kaldı da ben de burada siyaset yapayım diye söylemiyorum. Nasıl utanılmaz yani bundan? Nasıl utanılmaz seçime 50 gün kala gidip de bu insanları birbirine sokmaktan, bir takım insanlara vaatte bulunulup da arkasından toplantıları iptal etmek zorunda kalınmaktan hiç kimsenin yüzü kızarmıyor bu mecliste. Gerçekten bu kadar sindirdiniz yani bütün bunları. Bu kadar yani biz bu memlekette tekrar gelmek istiyoruz ki gene bir sonraki seçimi garanti edelim diye vatandaşlık dağıtmaya devam edelim. Kırsal kesim arazisi dağıtmaya devam edelim. Kamu arazilerini dağıtmaya devam edelim. Ve bunun üstünden tekrar seçelim. Geçen defa sordum, vallahi de billahi de samimiyetle soruyorum. Seçileceksiniz de ne olacak yani? Kuş konduracaksınız. Ne yapacaksınız? Bu memlekette neyi yapacaksınız diye bu kadar da önemsiyorsunuz bu seçim için. Ne yaptığınızda bundan sonra neyi yapacaksınız?
Ya tamamdır, bütün bunlar içinize sindirdiğiniz şeylerdir. İnsanlar birbirine girsin, kavga etsin seçime 50 gün kala hangimiz hak sahipliği belgesi alacak. Arkasından bir takım insanlara söz vermiş olmanıza rağmen iptal edesiniz toplantıları ve dağıtmayasınız onlara hak sahipliği belgesi. Ve biz size hak sahipliği belgesini bırakın, kırsal kesim arazisinin doğru yöntemle, adaletle hak eden insanlara dağıtılmasını destekliyoruz dememize rağmen ve siz de hükümete tekrar geleceğinizi iddia etmenize rağmen niye bunu yapıyorsunuz o zaman? O zaman doğrusu şu değil mi? Madem ki 50 gün sonra hükümete geleceksiniz. Ne var yani? Bekleyin 50 gün. Gelin hükümete madem geleceksiniz. Bunu uygun yöntemlerle, doğru yöntemlerle bu insanlara dağıtın. Bir tane bir şeyi de 19 aydır hiçbir şeyi doğru dürüst yapmadınız. Bir tane bir şeyi de doğru yapın ya. Ama bir bakıyorum yüzlerde 5 kat muşanma. Aman yanlışlıkla bir daha seçilirin de gelirin de bu koltuklara otururum diye herkes her şeyi yutuyor ve bunu da siyaset olarak anlatıyor dışarıda. Siyaset böyledir. Her türlü edepsizlik yapılacak. Biz de bunu yutacak da tekrar da aday olacak. Çünkü kuş konduruyoruz biz bu memlekette. Çok harika işler yaptınız. Onun için muhakkak seçilin bir daha. Seçilmek için de ne gerekiyorsa hiçbir ahlaki kriter, hiçbir edep, adap dinlemeden yapın. Çünkü seçilmeniz çok önemlidir bu halk için. Bir daha seçilirseniz bu halk abad olacak memleket. Bu kadar olmaz. Yani siyasetin kendi içinde bir takım trik noktalar olabilir ama ahlaksızlıkla siyasetin bu kadar özdeşleştirildiği başka örnekler dünyanın neresinde görünür bilmiyorum. Ve bu kelimeleri de çok bilerek kullanıyorum, öfkeden değil. Çünkü bunun başka bir adı yok. Başka bir adı yok ki. Seçime 50 gün kala 7 Ocak'tan 60 gün önce seçim yasakları giremedi diye. Bakın bunu bile hesaplamıyor. Yani normal şartlarda 60 gün önce seçim yasakları girer. Hızlı karar alındı ve 7 Ocak'tan önce bugün ancak 7 Ocak kararı çıkabilecek diye. Aman son dakika kaç tane daha vatandaşlık veririm? Son dakika kaç tane daha kırsal kesim arazileri? Ayıptır, günahtır ya. Madem bu kadar hak olarak görüyorsunuz, bunu doğru olarak görüyorsunuz. Bu kadar zamanda 19 ayda da yapmadınız. 50 gün daha bekleseydiniz ne olurdu? Bir şey mi değişirdi? Nasıl açıklarsınız bunu? Bırakın halka açıklamayı. Soruyorum size, kafanızı yastığa koyduğunuzda gece kendi kendinize nasıl açıklıyorsunuz ya bütün bunları? Yastıksız yatıyorum biraz. Gerçekten anlamakta çok büyük güçlük çekiyorum ve hicap duyuyorum. Samimi olarak hicap duyuyorum, utanıyorum. Utanmayanların adına da ben utanıyorum. Bu kadar 4,5 yıldır burada yan yana aynı koltuklarda oturduk. Yani gerçekten son utanmayanların adına utanıyorum. Ama bilin ki bu hiç unutulacak bir şey değil. Bu meclise birilerimiz girer, birilerimiz girmez. Ama bu kararların altında imzası olan, o köylerde gidip de o koltuklarda oturan, o köylerde o insanların arasında kavga çıkarmayı göze alarak birine söz verip diğerine vermeyen, hepsine söz verip de olmadığında da o yaptı, ben yapmadım diyecek kadar kendinden geçen insanlarla hep birbirimizin yüzüne bakmaya devam edecek. Ve merak ederim nasıl bakacaksınız yüzümüze, biz bütün bunları bilelim. Bütün mesele budur. Onun için hayatı bir seçim döneminden ibaret gören, kendini bir seçim üzerinden var eden ya da bir makam üzerinden var eden ve bütün bunları sindiren, sindiremeyenleri ayrı tutuyor. Sindirenler varsa gerçekten onlarla yan yana durmaktan utandığını söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Erman.